Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin Angela Merkel'in partisi Hristiyan Birlik Partisi CDU'yu geride bırakması Avrupa'daki aşırı sağcı popülist partilerin destekçilerinin yüzünü güldürdü. Seçimler Merkel ve göçmen politikası için bir sınav olarak gösteriliyordu. G20 zirvesi için Çin'de bulunan Merkel, arka bahçesindeki yenilgiyi yorumlarken bu konuya direkt olarak değindi. Seçimlerin sonucu mülteci politikasıyla bağlantılı. Ben partinin başıyım ve şansölyeyim. İnsanlar bu işleri ayıramaz. Yani sorumlu benim. Fakat bence kararlarımız doğru ve bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Hepimiz her şeyden önce ben... İnsanların güvenini tekrar nasıl kazanabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Alle müssen darüber nachdenken, wie können wir jetzt das Vertrauen wieder zurückgewinnen und vorne weg natürlich ich. Bölgeden alınan sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti oyların %30,5'ini alarak en güçlü parti olsa da AfD'nin %21 ile ikinci parti olması seçimlerin esas konusu oldu. AfD lideri Frauke Petri de Merkel'in peşini bırakmamakta kararlı. Bu, Merkel'in siyasi vatanı olduğundan CDU için biraz daha acı. Bunu kendileri de kabul ediyor. Kendi bölgesinde tamamen kaybedene kadar biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçları tam bir yıl sonra yapılacak genel seçimler açısından Merkel'e büyük uyarılar barındırıyor. Ancak Merkel sorunun halkın güvenini tekrar kazanmaktan geçtiğini belirterek mülteciler için entegrasyon çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyor.